Anneciğim, ne yapacağız, ne diyeceğiz Deniz'e? Bilmiyorum be kızım. Bugün bile buraya getirmek için ne çok dil döktük. Korkuyor zavallıcığım. Zaten zar zor hazırladı kendini. Bir de şimdi iptal olduğunu söylersek bir daha tövbe sokamayız hastaneye. Kezban, ne oldu diyorum? Deniz neden ameliyat olmuyor? Doktorun işi çıkmış. Bu işi çözsen sen çözebilirsin beyim. Ne olur bir şey yap. Çözülecek bir şey yok. Doktor müsait değilse değildir. Sonra yaparlar ameliyatını. Olmaz işte. Kızcağız çok hazırlamış kendini. Görsen için acır, yaprak gibi titriyor yavrucak. Annesinden ablasından aldığı cesaretle ayakta duruyor. Eğer bugün ameliyat olmazsan bir daha olmam diyor. Ne olur bir şey yap beyim. Kezban, yine de buraya gelmene gerek yoktu. Ama ben ne yapacağımı bilemedim kızı öyle görünce. Hoş geldiniz. Rıza Bey oğlum. Buyurun. Tamam dedim. Yapılacak bir şey yok. Bak işim gücüm var benim. Sen şimdi git. Melek! Sevgilim söyle. Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor aşkım anlayamadım. Al bak izle. Rezil. Saffet'i peşime sen mi taktın söyle. Ne diyorsun be? Ne dediğimi sen daha iyi bilirsin canım. Saffet beni buldu. Başıma bela olacak. Ben yanarsam sen de yanarsın unutma. Yaşar'a çarpan sen. Adnan'a gidip para alıp Eylül'le Yağız'ı ayıran sen. Yağız bunları duyarsa mahvolursun anladın mı? Sen aşağılık bir yalancısın. Aşkım ben açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın pis düzenbaz? Senin artık tek bir lafına bile inanmam. Senin bütün foyan ortaya çıktı. Atın bunu evden. Sevgilim ben anlatabilirim. Defol. Defol. Bir daha da sakın kapımın önünden geçeyim deme. Defol. Yaz lütfen Yana. Kendinle. Rezil köpek. Defol evden. Rezil köpek seni. Hayır. Ay. Kızım. Kızım ne oldu? Oh. Anneciğim. Ben düğün telaşından çok yoruldum ya. Kabus gördüm. Kızım hayırlara gitsin inşallah. Ya bu Eylül cadısı. Sana böyle vuruyordu, dövüyordu. Önüne geçiyordum, vurma anneme diyordum ama. Sanki böyle rüyada bağırırsın da sesin çıkmaz ya. Karabasan. Hı. Öyle işte. Yalvarıyordum, ağlıyordum, dokunma diyordum anneme. Sanki Eylül öz anneme vuruyormuş gibi hissettim. Ay çok kötüydü. Öylesin zaten kızım. Gelinim olacaksın ya. Sen de benim bir yavrum sayılırsın. Emin! Bak buraya! Hadi sen de. Kendine gel toparlan biraz ha. Ben de şu Adnan babana bakayım ne diyor. Kızımmış. Sen görürsün kızımı. Yaz'la evleneyim. İlk seni koyacağım kapının önüne. Of, bu neydi ya? İşte burada. Telefondaki görüntüleri kasete aktardım. Her an birinin yastığının altından çıkabilir. İzledikten sonra da senin ne mal olduğunu anlarlar. Tamam be. Düğünden sonra altınları sana vereceğim. Ondan sonra Eylül defteri kapanmış bitmiş olacak. Yeter. Bu Saffet denen eleman Meleğin amcası falan değilmiş. Bildiğin eski kırıymış. Her şeyi duydum.
Fena dolap dönüyor. Haberin olsun ha. Yarın bir gün. Yarın Saffet'in elindeki görüntüleri öğreneceğim. O aklınca altınları alacak. Ben de kasedeyim. Sonra Eylül'e ne yaptılar? Bunu öğreneceğim. Ben bu oyunu bozacağım Seyfo. Asıl sizin sayfanız kapanacak. Eylül'le beni ayırmaya gücünüz yetmeyecek. İşte altın madenim burada. Ulan kim inanır şuncacık şeyin kilo kilo altın edeceğine? Hayatım kurtuldu vallahi. Üf ya, üf ya. Yani şu Eylül'ün yaptığı saça bak Allah aşkına ya. Hiçbir havası yok işte. Ya ben zengin düğününe gidiyorum, kız tarafı sayılırım. Şahitlik yapacağım, şu halime bak. Ya sen de vır vır edeceğini 3 kuruş paraya kıysaydın da kuaföre gitseydin ya. Söyleteceksin illa beni. He, oldu canım benim. Anan da paraları sokaktan topluyordu, öyle gidip kuaförlerde saçacaktım. Allah Allah. Yani... Neyse, artık doğal güzelliğimle idare ederim. Hadi apartmanda pek bir alemi yok. Büyük altın mı bu? Sen o herife büyük altın mı takacaksın? Yok be oğlum ya, sen anana bir baksana Allah aşkına. Hiç öyle tam altın takacak göz var mı bende? Sahte o, sahte. İçi boş olanlardan. Dolaşırlarken isim yazmadan altın kesesinin içine atıvereceğim, ondan sonra da ara ki bulsunlar. Ya Allah'ım yarabbim. Bir dakika. Eylül'le benim düğünümde keseden böyle bir tane altın çıkmıştı. Yoksa Eylül'e de mi sahte altın taktın sen ha? Yok canım, ne münasebet? Aa, ben yapar mıyım hiç öyle bir şey? Ya Koray, sence çok kötü de değil değil mi bu saçım? Ha? Olur olur ya. İdare eder, çok da kötü de değil bence. Belki de aklımı kaçırdım. Ben yaptım belki de bunların hepsini. Kuşlar, notlar. Ben yazdım belki de hepsini. Hem yazdıysa başka kim olacak ki? Ya ben yaptıysam? İnsan delirdiğini bilmezmiş. Gerçek işte bu, gerçek. Gerçek. Hayırdır Eylül Hanım? Yolculuk nereye? Babamın cezaevine nakli yapılmış. Onu görmeye gidiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ne bu şimdi? Bana bak. Babanın cezaevinden çıkmasını istiyorsan eğer... dediklerime harfiyen uyacaksın, duydun mu? Eylül Hanım, biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? Ona uyacaksın ve bu evden adımını dışarı atmayacaksın. Anlaştık mı prenses? Yoksa Koray'ın bir oyunu mu bu? Ondan gizli bir şey yapıyor muyum diye bana tuzak kurduysa ya. Önce Saadet Hanım gelir bir güzel fırçalar. Sonra oğlum gelir bir güzel azarlar, fırçalar. Oldu canım. Tabii Firdevs de bu evde bostan korkuluydu zaten.
Yani şu Leyla'nın, paçoz Leyla'nın anası bile geldi, o kadar laf çarptı, çıktı gitti. Kenar mahalle arsızları ne olacak? Ay, hakikaten anne ya. O nereden çıktı öyle? Dilde pabuç kadar zaten. Nereden çıkacak? Kızı gitti ağladı belli işte. Anasını doldurdu buraya yolladı. Ya bu Leyla'ya nereden bulaştık biz? Allah'ım ya Rabbim, ne günah işledik, ne yaptık da o kızı bu eve musallat ettin ya Rabbim? Vallahi kusura bakma anneciğim ama bunların hepsi babaannemin işi. Doğruya doğru şimdi. Ah Saadet Hanım, ah senin de alacağın olsun. Hayır yani anneciğim, ben de anlamıyorum ki. Kız dün geldi, hop bir numaralı gelin oldu. Her şeyi berbat ediyor ama yine o tutuluyor. Hayır yani, bu kızın olayı ne? Kesin bir şey var Gül, kesin. Bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Saadet Hanım bu kızı bu kadar tuttuğuna göre başka şeyler var bu işin içinde. Hayır yani Mirza'yı da anlamıyorum. Yani her şeye rağmen bu kızı bir türlü bırakmıyor. Normalde var ya bu kızın suratına bile bakmaz. Hele dün akşam iş yemeğinde yaptıklarından sonra nasıl konuşuyor benim aklım fikrim almıyor. Vallahi anneciğim ben Mirza abimi de anlamadım. Dün esti gürledi, bugün Leyla'yı arabasına attı, hastaneye götürdü. Benim adım da Firdevs'e eğer, ben bu meseleyi çözerim Gül, çözerim. Çözersin anneciğim, sen hiç merak etme. Ben her zaman yanındayım. Of of, sıkıldım vallahi. Hadi kalk gidelim. Ne güzel yogaya gidecektik, Saadet Hanım'ın yüzünden yogamızdan dolduk. Hadi kalk biz dışarı çıkalım, şöyle bir havamızı bulalım. Gel Gülsün. Gül. Bugün günlerden ne? Hakikaten neydi ya? Bugün Yağız'ın nikahı var. Nasıl unuttuk biz böyle bir şeyi, inanamıyorum. Ay, Leyla kafa bırakmadı ki insanda. Yağız evleniyordu değil mi bugün? Görüyor musun, unutuyorduk Gül ya. Hadi kuaföre gidelim, saçımızı başımızı yaptıralım. Giyinelim, süslenelim. Hadi gel yukarı çıkalım. Anne doktor telefonunu açmıyor. Hay Allah. Yavrum bir daha bir ara bakayım. Yok, açmıyor. Hay Allah, ne yapacağız kızım? Deniz şimdi sorar ne oluyor diye. Acaba başka bir doktor falan mı ayarlasak? He? Ha, yok yok, olmaz kızım. Deniz bu adama çok güvendi. Zaten zar zor ikna oldu. Ah, ah o asistanı bir elime geçirebilsem. Ya o insan böyle bir şeyi nasıl atlar? Deniz'in arkadaşıyla nasıl konuştuğunu bir görseydin. Of anne ya. Bir çocuğum valla. Valla elimden gelse tutacağım o doktoru, getirivereceğim de şu telefonlarımızı bile açmıyor. Anneciğim sen sakin ol. Ben gideyim. Sen Deniz'i oyala, tamam mı? Ameliyatının ertelendiğini, doktorun başka bir şehre gittiğini falan söyleme sakın. Tamam yavrucuğum tamam. Sen ikna edebilecek misin doktoru? Acaba Mirza'yı mı arasaydık ha? Olmaz. Mirza'nın çok önemli bir toplantısı var şu an. Ben halledeceğim bir şekilde. Sen Deniz'i idare et yeter. Olur olur çocuğum. Allah'ım Kezban da nerede ki? Bilmem. Anne, abla. Ablacığım sen niye kalktın? Gel gel tamam. Ha, çocuğum geç içeri bakayım yavrum benim. Ne konuşuyordunuz orada? Şey... Kezban'a bakınıyorduk da... Ortadan kayboldu, eve gitti sanırım. Peki doktor nerede, ne zaman gireceğim ameliyata? Vallahi bir an önce gireyim çıkayım istiyorum. Beklemek çok sıkıcı. Bekledikçe korkmaya başlıyorum zaten. Canım, doktor beyin acil bir ameliyatı çıktı. Abla beni unutmaz değil mi? Bugün olur muyum ameliyat? Çocuğum işte belli de olmaz ki. Hani belki doktorun çok önemli bir işi çıkmış falandır. Ya abla doktor gelmeyecek mi yoksa? Bakın zaten diken üstündeyim, korkuyorum. Bu eziyet sürecek mi yoksa? Bugün olamayacak mıyım ameliyat? Ablacığım olacaksın. Olacaksın, merak etme. Ben bir gidip geleyim, doktora da bakarım. Nereye? Mirza abine bir şey götürmem lazım. Şimdi mi götüreceksin abla? Ya sen yokken doktor gelirse, ameliyata alırsa beni? Sensiz mi gireceğim ameliyata? Zaten korkuyorum, gitme ne olur. Ablacığım hemen gelirim, tamam? Anne, sen Deniz'le ilgilenirsin. Tabii tabii. Hadi görüşürüz.
Anne bir şey mi oldu yoksa? Ablam bir garip davranıyor. Teknolojinin gözünü seveyim ya. Eskiden şantaj yapmak amma zordu. Şimdi bir telefonla tık. Gelsin paralar. Alo Seyfo. Harekete geçiyoruz. Adamlar hazır mı? Güzel. Ben şimdi sana konum atıyorum. Aynen. Hareketli konum. Beni takip edin. Ben Saffet'in ensesindeyim. Bu mesele daha fazla uzamadan bu iş bitecek. Hadi eyvallah. Of. Anne ya. O kadar para verdik şu yaptığım makyaja bak. Simli parlak bir şeyler olsun dedikçe iyice soldurdu yüzümü. Süsü müsü simi hiçbir şey yok. İyi de kızım. Adam daha işini bitirmeden kovaladın adamı. Bitireydi istediğin gibi olurdu belki. Aman anne bırak. Yapacağı bu işte. Bu muymuş gelinler arasındaki trend? Ben bilmiyorum sanki gelinler arasındaki trendi. Ben takip etmiyorum modayı. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldin Razi. Hoş bulduk. Ay, bir sen eksiktin. Kızım, teyzen geldi. Hoş geldin Raziye teyzeciğim. Hoş bulduk kızım. Ay ne kadar güzel olmuşsun böyle Melek. Ay saçın da çok güzel olmuş. Güzele yakışıyor tabii. Nermin'ciğim, gel azıcık seninle konuşalım. Nermin'ciğim, kız dedin sonunda öz kızını evine gelin olarak aldın. Adnan Bey de Yağız'ın öz oğlu olmadığını öğrenmedi. Oo, ne şiş yandı ne kebap. Çok şükür Rabbime razı. Vallahi senin sayende gördüm şu günleri. Sen olmayaydın ne olurdu bilmem. Vallahi senin sayende evlat hasretiyle yana yana ölmekten kurtuldum. Canım benim ya, kıyamam ben sana. Pastacılar geldi herhalde. Ben şunları bir bakayım da sen keyfimle bak ha. Bana bak. Bir daha milletin içinde bana surat asarsan alırım vallahi paçanı aşağı ona göre. Üf, tamam Raziye. Tavırlara bak. Sayende o bitli kapanla ağa kapısına bugün gelin gidiyorsun. Borcumu nasıl öderim diye düşüneceğine bir de afra tapra yapıyor. Hasbama bak. Ay tamam Raziye anladık ya. Tek derdim sensin sanki. Gel sen de üstüme gel tam olsun. Bana bak. Bugün çartılların oğluyla evleniyorsan benim sayemde. Benim karnımı doyurasın diye soktum seni bu eve. Unutma. Ay tamam anladık. Of. Tam Saffet'ten kurtuldum derken bir de sen başlama ya. Ne? Saffet mi? Evet. Saffet burada. Sıkıştırıp duruyor. Demek Saffet burada. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu yatırımın kısa ve orta ölçekte ne kadar karlı olduğunu önünüzdeki raporlardan görebilirsiniz. İsterseniz beraber inceleyelim. Doktorun işi çıkmış. Bu işi çözsen sen çözebilirsin beyim. Ne olur bir şey yap. Çözülecek bir şey yok. Doktor müsait değilse değildir. Sonra yaparlar ameliyatını. Olmaz işte. Kızcağız çok hazırlamış kendini. Görsen için acır yaprak gibi titriyor yavrucak. Annesinden ablasından aldığı cesaretle ayakta duruyor. Eğer bugün ameliyat olmazsan bir daha olmam diyor. Ne olur bir şey yap beyim. Mirza. İyi misin? İyiyim Akif Bey, iyiyim. Dilerseniz bir kahve arası verelim arkadaşlar. Size hazırladığımız raporlara bakarız. Kafanıza takılan bir soru işareti varsa da İdris Bey'le çözebilirsiniz. Hay hay. Siz keyfinize bakın. Abi bir sıkıntın mı var?
Ne oluyor hanımefendi? Sizin ne işiniz var burada? Doktor bey hemen bulmam lazım lütfen. Doktor bey sempozyuma gidiyor. Birazdan uçağa binecek. Size söylemiştim. Üzgünüm, yapılabilecek bir şey yok. Bakın, anlamıyorsunuz. Bu sadece özür dileyerek kapatabileceğiniz bir konu değil. Ya burada kardeşimin hayatı, gençliği, mutluluğu söz konusu. Ailece yıllardır çektiğimiz bu acının bitmesini istiyoruz. Ya bakın, kardeşim ameliyattan vazgeçerse mahvoluruz. Gerçekten çok özür dilerim ama yapılabilecek bir şey yok. Doktorla konuşup onu ikna etmeniz gerek. Ama bu da imkansız gibi bir şey. Müsaadenizle, işlerim var. Allah'ım ne yapacağım? Allah'ım ne olur yardım et. Mirza? Leyla, durumunuz nedir? Çok kötüyüm Mirza. Doktor gelemeyecekmiş. Ameliyatı erteledi. Ya ben bunu Deniz'e nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Olsun da kurtulayım diye bekliyor kızcağız. Ama ameliyat olacak değil mi? Deniz çok yıprandı Mirza. Bu ameliyat stresi onu mahvetti. Bugüne hazırlandı. Bugün olmazsa bir daha olmam diyor. Bir ay sonra ameliyat olur. Kendini onun yerine koy. Ya nasıl korktuğunu bir düşün. Şimdi olmazsa bir daha olmayacakmış. Yarını bile bekleyecek durumda değil. Hem tek hayali mezuniyet balosuna kadar iyileşmekti. Bir ay ertelenirse gidemez ki. Neredesin peki sen şu an? Doktoru bulmaya geldim ama yok. Anladım, anladım. Neyse, sen işine bak. Ne yapalım? Ben Deniz'le konuşup ikna etmeye çalışacağım şimdi. Peki, tamam. Size kolay gelsin. Abi. Akif Bey bir şey soruyor. Tamam oğlum, geldim işte. Ne oldu abi? Sen iyi misin? Toplantıda da dalgınlığın. Aklına takılan bir şey mi var? İyiyim oğlum, iyiyim. Bir şey yok bende. Hadi gel, toplantıyı halledelim, bitirelim. Altınları bozup bankaya koyarsam hiç çalışmama gerek kalmaz. Ben resmen emekli oldum ha. Ah, mis. Şansa bak. Dur bakalım. Ne öyle? Burası özel yol. Burada yürümek paralı. Yapma ya. Çıkar telefonunu, cüzdanını. Siz beni tanımadınız herhalde. Benim adım Saffet Kasırga. Lan lan. Elimde kalacağınız ha. Çekil lan paraları. Lan, lan bırakın lan. Ah! Lan pes. Darılın. Kulağılık. Ah! İmdat. Adamdır ne lan? Ya Koray'ın bir oyunuysa bu? Ondan gizli bir şey yapıyor muyum diye bana tuzak kurduysa ya. Anneciğim iyiyim ben. Hem ben burada yalnız değilim ki. Anne. Dün Yaz buradaydı. Bana onu Yaz bıraktı. Hayır anne, başka kim olacak ki? Ben biliyorum, o Yaz'dı. Belki de Koray bana bir kötülük edecekti siz yokken. Yaz da hissetti, sonra yangın alarmını çalıştırdı. Koray'ın bana bir zarar vermesini Yaz engelledi anne. Ben biliyorum. Bütün bunları yapan o. Deliriyor muyum yoksa Yaz gerçekten yanımda mı? Ne olursun yardım et, bir işaret ver. Rüzgar okşar saçlarını seher vakti. Avuçların benliğinden yoksun. Kim bilir hangi vakitlerde, hangi diyarlardasın? Kim bilir hangi vakitlerde? Hangi diyarlardasın? Mesafeler ne kadar uzak olsa da aramızda, kavuşmak ne kadar imkansız da olsa, Umut,
Mahmut hiçbir zaman yitip gitmez. Yaz. Yaz bu. Bunu bizden başka hiç kimse bilmiyor ki. Yaz işte. Koray falan değil. Yaz bu. Allah'ım çok şükür. Anne çok acıktım ben. Kızım. Çocuğum ya. Biraz tut kendini. Bak ameliyat öncesi bir şey yemen yasak. Anne niye böyle oldu? Doktor sabah gelin öğlen ameliyata girersin demişti. Beni görmeye bile gelmedi. Çocuğum, ablan dedi ya adamın acil ameliyata çıkmış. Aa, sana da her şeyi tekrar edeceğiz yani. Bari biraz su içseydim. Hay Allah, dur ben bir bileğini bulayım da bir sorayım. Dur bekle bak. Kezban. Hanımı. Hayırdır? Nereden geliyorsun? Şey hanımı. Şey ne şey? Doktorun işi çıkmış. Ameliyatı ertelemişler. Tüh ya. Çocuk nasıl ayarladıydı kendini? Neyse canım. Hayırlısı. Geç olsun da güç olmasın değil mi? Keşke öyle olsa. Kız çok kötü. Eğer bugün ameliyat olmazsam bir daha da buraya gelmem diyor. Sen nereden geliyorsun peki? Yanında olsaydın da destek olsaydın insanlara. Şeyden hanımım, şirkete gidip Mirza Bey'le konuştum. Belki yardım eder diye düşündüm ama onun da toplantısı varmış. Oraya gittim diye bana da çok kızdı. Ah Kezban'a, başınıza buyruk işler yapıyorsunuz, sonuç bu. Ne yapayım hanımım? Bu işi çözse o çözer diye düşündüm. Heh, Saadet Hanım hoş geldiniz. Kezban sen nereye kayboldun? Döndü hanım. Bana olanları anlatıyordu Kezban. Çok üzüldüm ya. Vallahi işte asistanın hatası. Yavrucağım da ameliyat bekliyor odada. Ne yapacaksınız peki? Leyla doktoru bulup ikna etmeye çalışacak da bakalım inşallah eder. Bu arada Deniz'in hala haberi yok. Aman siz de bir şey söylemeyin oldu mu? Tamam evladım sen hiç merak etme. Hiç. 16. sayfada gördüğünüz raporlar tam olarak bu sorduğunuz soruyla ilgili. Açın isterseniz beraber bakalım. Peki bunlar raporun güncellenmiş hali mi? Yoksa eski raporlara mı bakıyoruz Mirza Bey oğlum? Ben senin torununa layık gördüğün doğru gelin değilim. Onu çileden çıkaran, sürekli hata yapan bir insanım. Ben onun hayatını mahvetmek istemiyorum. Ya, o benim için çok değerli. Ama ben onun umrunda bile değilim. Zaten benim gibi bir insan onun neden umrunda olsun ki? Nasıl umrunda değilsin ya? Tabii ki umrundasın. Sen onun karısısın. Bu dünyadaki en önemli insansın onun için. Karısıyım ama sadece kağıt üzerinde. Benim kalbim onun için çarparken onun bundan haberi bile yok. Mirza, Leyla'nın işi de zor. Babaanne ben bir zorluk görmüyorum. Başkası için çarpan kalbi taşımak zordur. Ağır gelir insana. Böyle altında ezilirsin. Kimsenin gücü yetmez seni oradan kaldırmaya. Bir tek sevdiği iyi gelir insana. Bir tek sevdiği elinden tutar, kaldırır. Bu söylediğimi unutma. Mirza Bey oğlum. Abi, Akif Bey bir soru sordu. Kusura bakmayın Akif Bey. Sorun değil evladım. Bir problem yoktur inşallah. Ailevi bir durum vardı. Kusura bakmayın tekrardan. Ha, aile her şeyden önce gelir Mirza. Toplantıyı iptal edelim istersen. Hayır siz devam edin. Fırat ve Edris Bey zaten bu konuda yetkililer. Biz ekip olarak çok çalıştık. Ben hemen geleceğim. Abi. Ne oldu? Biri mi öldü? Saçmalama oğlum ne ölümü? Hayır yani sen toplantıyı bırakıyorsan kesin biri ölmüştür. Ne oldu? Bak şimdi Fırat sen masaya dön tamam mı? Akif Bey'in sorularını cevaplıyorsun. Benim yokluğumu hissettirmiyorsun. Ben geleceğim. Hadi.
lan ben sizin var ya! Lan! Dağılın lan! Hadi. Bırakın! Erkekseniz teker teker gelin lan! Adi herifler. Lan! CD yok. Ulan cüzdanı kaptırmayalım diye. Altın madeninden oluyorduk. Yüreğime iniyordu. Elinize kolunuza sağlık beyler. İyi iş çıkardınız. Buyur al. Eyvallah. Şimdi elime düştün Melek Hanım. Yaz. Eylül'üm. Ben geldim. Sonunda sana geldim. Biliyordum sevgilim. Biliyordum geleceğini. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Çok özledim Eylül seni. Çok özledim. Ama bak. Artık her şey bitti. Melek yok. Koray yok. Sadece biz varız. Sadece biz. Ben de seni çok özledim sevgilim. Yaşar baba, Nurhan anne, gelin. Biz artık hiç ayrılmayacağız. Yaz. Yavrum, ameliyat olacağın için su içmen bile yasak. Böyle ancak ağzını silebilirsiniz dediler. Tamam anneciğim, sorun değil. Ben şu ameliyatı bir olayım. Bunları bir daha çekmeme hiç gerek kalmayacak. Yazık, nasıl susamış kızcağız. Bari ameliyatın ertelendiğini söylesek de kana kana su içse. Of Kezban, of. Leyla ben gelmeden hiçbir şey belli etmeyin dedi. Benim de içime el vermiyor ama mecbur bekleyeceğiz. Abla hoş geldin. Vallahi sen olmadan ameliyata gireceğim diye çok korktum. Ne yaptım, konuştuğumu doktorla giriyor muyum? Ne oldu Leyla? Bir şey olmadı anne. Doktor hala müsait değilmiş.
Of ama ya, bekle bekle canım çıktı yemin ederim. Anne biraz daha su verir misin bana, ben çok susadım. Dur ben veriyorum. Vallahi kalkıp gideceğim şimdi. Çok bunaldım. İnsan azıcık da hastasını düşünür değil mi? Kendimi hazırlamak için neler çektim ben. İstemiyorum ameliyat falan. Ablacığım öyle konuşma lütfen. Evet. Londra'ya uçuyor. Serdar Güçan. Cerrah. Bir bakabilir misin? Giriş yapmış mı? Peki uçağı ne zaman? Allah kahretsin. Timur, beni içeri sokabilir misin? Çok önemli. Adam uçağa binmeden ona ulaşmam lazım Timur. Hı. Tamam. Yoldayım ben, geliyorum zaten. Arayacağım seni. Maşallah be. Şu güzelliğe bak. Ay resmen peri kızı gibi oldum ya. O Eylül cadısı beni böyle görse de kıskançlıktan çatır çatır çatlasa keşke. Melek. Bu ne be? Ne bu halin? Uzun hikaye, boşver. Bana bak, ver şunu bana. Şşt. Önce altınlar. Ya ben sana anlatamıyor muyum? Altınlar düğünden sonra demedim mi kaç kere? Ay 700 kere söyle söyle dilimde tüy bitti ya Saffet. Ver şunu artık. O zaman bekleriz gül kedisi. Bana bak. Çek elini, dokunma bana. Madem altınlar düğünden sonra. Kaset de düğünden sonra. Allah'ın cahili. Kaset değil o. CD CD. Ama içindekinin karşılığı aynı para. Ağırlığınca altın. Bana bak Saffet. Kalk üstünü başını toparlan. Hadi çık dışarı. Pis şantajcı seni. Biri gelecek görecek rezil olacağız ya. Bakalım benden korkuyla sakladığın şey ne Melek? Geldin, herkes sustu kaldı. Bilmediğin bir şey mi var? Ne oluyor? Canım, hayır canım. Ay bilmediğin ne olacak çocuğum yavrum? Ne olabilir ki? Bekliyoruz işte kızım. Biz de birazcık sıkıldık senin gibi, o kadar. Peki ne zaman oluyorum ameliyat, hala belli değil mi? Ay Deniz, yani bak alacağım şimdi ayağımın altına, görürsün sen ameliyata, operasyonu falan. Aa, hastane kızım burası. Doktorun bir işi çıkar, bir şey olur, ne bileyim hemen gitmesi gerekir. Öne alır, geriye atar. Sağlık işi bu. Hemen hadi ince olacak şeyler değil bunlar. Ya anne ben nereden bileyim bunu ya? Her gün ameliyat oluyorum sanki. Ayol televizyonda mı izlemiyorsun? Kız hani şu izlediğimiz dizi vardı ya. Hani cerrahın bir işi çıkıyordu acil. Sonra bazen ameliyatı ertelemek zorunda kalıyordu. Ay. Sonra sevgilisine gidiyordu. Uçurumda öyle şey yapıyorlardı. Ya anne örnek verdiğin şeye bak. Dizi o dizi. Yakışıklı olan da ama Allah için. İşte buna bak. Üniversiteyi bitirince sen de bir tane bulmasan mı öyle ha? Ha? Ya anne yeter ya. Hepiniz tuhaf davranıyorsunuz bana. Bir şey mi oluyor? Söyleyin. Anneciğim, ya tamam ne zamana kadar devam edeceğiz ki zaten? Al işte, bir şey oluyor. Söylemiyorsunuz. Deniz, asistan bir hata yapmış ablacığım. Aslında bugün ameliyat yazılmaması gerekiyormuş. Doktor Serdar Bey yurt dışında bir sempozyumda olacakmış. Nasıl ya? Bugün ameliyat olamayacak mıyım yani ben? Bir ay sonra gelecek. O zaman olacaksın. Bir ay mı? Ya
Hayır ya, ben bir ay sonra falan olmak istemiyorum. Ben gideceğim, lütfen bırakın beni ben. Ay yavrum, Deniz'im öyle şeyler söyleme. Ne olur bak, kurban olduğum deme öyle. Bak korkutma bizi ha. Ya bırakın beni, ben gideceğim. İstemiyorum bir ay sonra ameliyat olmak ya. Hanımım yazık. Çok kötü oldu kızcağız. Evladım, nasıl olmasın? Kız kendini o kadar çok hazırlamış ki. Yazık ya, yazık. Gitmek istiyorum, lütfen bırakın. Gidin beni ya. Bırakın beni, gidin başımdan. İstemiyorum ameliyat olmak. Ablacığım sakin ol, ne olur. Bir ay sonra olacaksın. Hem belki hayırlısı budur. Ne olur sakin ol. Ya hayır, bitti. İstemiyorum ameliyat olmak. Hayırlısı bu. Ben hayatımın sonuna kadar bu acıyla yaşayacağım. Zaten umut etmek benim neyime ya, neyime. Bugün daha iyi anladım bunu. Lütfen bırakın beni, gideyim. Bırakır mısın anneciğim? Bırakır mısın? Gitmek istiyorum ya. Cüm, ne olur deme böyle şeyler. Kurban olurum. Bırakın, lütfen bırakın. Gitmek istiyorum ben. Birazdan bütün gerçekler ortaya çıkacak. Sizin yüzünüzden sevdiğim kadını üzdüm. Ama artık yeter. Bugün bu ayrılık bitecek. Mı ya? Evet. Ben sana bu elbiseyle evet diyeceğim. Ne yani? Sen gelinlik giymeyecek misin? Gerek yok bence sevgilim. Hem bu elbise de beyaz. Bizim geleceğimiz gibi. Kalbimiz gibi. Ama ben yine de senin gelinlik giymeni istiyorum. Gerçi sen şimdiden benim gelinim oldun. Bak dinle. Siz. Yaşar kızı Eylül Uğurlu. Yağız Şartılı. Eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Bravo. Peki siz Adnan Çartılı oldu, Yağız Çartıl. Eylül Uğurlu'yu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Bin kere evet. Yüz bin kere evet. Ama dur bakalım damat bey. Önce nikah. Benim güzel gelinim. Alo, Timur, ben şu an otoparktayım. Alabilecek misin beni? Tamam, oraya geliyorum şu an. Canım, bak ne olur yapma böyle. Ben yanındayım, iyi olacağız. Abla, benim hakkım değil gün yüzü görmek. Herkes gibi o baloya gidip dans edebilmek benim hakkım değil. Allah'ım, kız perişan. Kız çok kötü oldu. İşte bu işi çözecek tek kişi Mirza Bey'imdi. Onun da toplantısına denk geldi. Ah Mirza, ne var yardım etsen. Ama yok, varsa yoksa iş. Hay Allah'ım. Abla iyi misin? Sana su alayım mı? Yok istemem. Metin ol, tamam mı? Sakin ol. Onların ikisini de sen ayakta tutacaksın. Leyla perişan. Ne yapayım Saadet Hanım? Durduramıyorum ki gözyaşlarımı. Bir gün gün yüzü görmedi evladım. Bütün bahtsızlıklar hep üst üste geldi çocuğumun.
Kızım, onlar benim sigortam. Telefonda tutar mıyım ben kızım? Aptal mıyım? Onları çoktan çok gizli yerlere sakladım bile. Onlar çok kıymetli görüntüler. Yağız'ın seveceği türden. Senin yanacağın türden. Eğer Yağız onları izlerse anında seni kapının önüne koyar. Hadi be, hadi. Saffet beni buldu. Başıma bela olacak. Ben yanarsam sen de yanarsın, unutma. Mahvolursun, anladın mı? Yürü git, yürü. Kim takar lan seni? Ya Yağız'a? Eylül'e zorla sahip olduğunu söylersem ha? Sağ ol, sağ ol Timur. Şimdi bir erkek salonuna girdim. Adamı tanımıyorum. İnternetten fotoğraflarına baktım ama şu an evet, gördüm burada. Bu ilini asla unutmayacağım, sağ ol. Serdar Bey, konuşmamız lazım. Çok özür dilerim, benim vaktim yok. Uçağım kalkmak üzere. Kusura bakmayın, bu benim umurumda değil. Ne diyorsunuz beyefendi? Siz kimsiniz? Bugün bir ameliyata girecektiniz. Hayır, o ameliyat benim hastalığım yüzünden bugüne koyulmuş. Sempozyuma gittiğimi unutmuş. Ameliyatı iptal etmek durumunda kaldım. Sizin hatanızın bedelini genç bir kız ödemek zorunda değil. Ama hata yüzünden. Söz sözdür. Hata da olsa sözün arkasında durulur. Bakın beyefendi, benim gerçekten gitmem gerekiyor. Hem bir ay sonra geri döneceğim. O zaman yaparım ameliyata. Bugün yapacaksınız. Hemen. Abla, benim için ameliyat defteri artık kapandı. Ben aynı şeyleri bir daha yaşayamam. Aynı strese bir daha dayanamam. Belki de bu bir işarettir. Belki de ameliyat olmamam gerekiyordur. Deniz, böyle konuşma lütfen. Abla, ben tüm gücümü toplamıştım. Bir daha dayanamam. Tamam, bak bunu daha sonra konuşuruz. Tamam mı bir tane? Daha sonra da konuşsak beni ikna edemeyeceksiniz. Bitti. Ben hayatımın sonuna kadar böyle kalacağım. Bunu bir kez daha anladım. Deniz, bak her şey düzelecek yavrum, merak etme. Ya anne, ben böyle yaşamaya mahkumum. Siz de kabul edin artık. Hayır ablacığım, mahkum falan değilsin. Böyle konuşma lütfen. Ben böyle yaşamaktan çok mutluyum. Ama gücüm kalmadı artık, kalmadı. Ben o kabusları bir daha görmeye dayanamam. Aynı acıyı bir daha yaşayamam. Beni bir daha sakın buraya getirmeyin. Ben böyle kalacağım işte, kabul edin siz de. Canım. Canım benim. Bakın beyefendi, benim gerçekten gitmem gerekiyor. Sizin yüzünüzden uçağımı kaçıramam. Lütfen çekilin önümden. Serdar Bey, aynı sempozyum bir ay sonra Tokyo'da varmış. Evet. Ona gidersiniz Serdar Bey. Bütün masrafları karşılarım. En iyi otelde kalırsınız. İki günde tatil yaparsınız. Bugün o ameliyata girin lütfen. O kızı bir ay bekletmeyin. Lütfen. Eğer Yağız öğrenirse direkt Eylül'e koşar. Sen de hem Yağız'a hem de o eve gelin olma hayallerine veda edersin. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? İnsan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o çeneni kapa, yürü git eve. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yoksa ikimiz için de hiç iyi şey yok. Thank you.
Sen neler yaşamışsın öyle? Tek başına ne büyük zorluklara göz gelmişsin. Ama onlar pişman olacak. Onlar bunun bedelini ödeyecek. Melek de, Koray da benim elimden çekecekler. Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini, Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? İnsan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o... Mahvedeceğim lan sizi. Lan ne oluyor ya? Yaz! Hesabını vereceksiniz. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Oğlum ne oldu? Aşkım, ne oluyor, iyi misin? Hayırdır damat, ne oluyor? Vazgeçmeyeceğini biliyordum. İşte bu düğme onun, Yaz'ın düğmesi bu. Yaz'dı beni kurtarmaya gelen, oydu evet onun düğmesi bu. Böyle. Nasıl ağlamayayım kızım? Kız bir daha ameliyat olmam diyor. Anneciğim, bak bizim güçlü olmamız lazım. Sen böyle yaparsan, ben ağlarsam Deniz'e ne olacak? Bizim ona moral vermemiz gerekiyor. Hem güçlü olalım ki ona enerji verebilelim. İçimiz kan ağlasa da iyi gözükmemiz lazım. Ne yapayım kızım? Tutamıyorum ben kendimi. Ah benim bahtsız kızım. Yaralı Ceylan'ım. Anne yapma bak duyacak şimdi.
Hem bu süreçte Deniz'i zorlamayalım. Ameliyat bir ay sonra dediler. O zamana kadar ikna ederiz bence. Döndü. Evladım. Senin dik durman lazım ayakta. Bak iki tane evladım var. Hemen sil o gözyaşlarını. Bu kızcağız ne yapsın? Doğru söylüyorsunuz. Babaanne, Kezban nerede bu arada? Her şey yolunda mı? Onun da teyzesi fenalaşmış yine. Telefon geldi, koştura koştura gitti. Ay inşallah iyileşir bir an önce. İnşallah. Ha bu arada bu çocuk giyinmeye gitti, ortada yok. Tuvalete falan mı gitti, bir bak. Ay evet Leyla, hadi. Canım. Ben de sana bakmaya geliyordum tam. Geldim, hadi gidelim. Deniz, yapma böyle ne olur. Abla yeter artık. Yoruldum diyorum, gidelim. Canım, bak yorulduğunu biliyorum. Ama bütün gün bir şey yemedin. Hadi bir şeyler yemeye gidelim ha? Pizzaya ne dersin? İstemem. Çocuğum açsın ama ha? Çok iyi fikir. Canın ne ister? Hadi ben sizi yemeğe götüreyim. Canım hiçbir şey istemiyor, sağ olun. Gidelim. Deniz, lütfen yapma böyle. Bak bir ay sonra ameliyat olacaksın. Bitecek. Abla, ameliyat olmayacağım diyorum. Bu konuyu bir daha kimse açmasın. Hadi artık gidelim. Adiler. Ahlaksızlar. Oğlum, aşkım ne diyorsun? Yaptığınız her şeyi biliyorum. Koray'la planlarınızı, Eylül'e yaptıklarınızı, Safet'in kim olduğunu. Şşş, nereye gidiyorsun lan? Ha? Oğlum, ne yapıyorsun? Yapma, ne yapıyorsun? Abi! Oğlum dursana, ne oluyor? Ne olduğunu ben sana anlatayım anne. Bu adi kadın Koray'la birlik olup Eylül'e tuzak kurmuş. Ne? Hayır. Hayır sevgilim, yalan, hepsi yalan, yemin ederim Eylül'ün yalanları. Asıl sen yalan konuşuyorsun. Hayır, bak beni bir dinle. Ben sana her şeyi açıklayacağım, yapma ne olur. Sus! Sus. Sizin ikinizin de sonu geldi. Hapislerde çürüyeceksiniz. Oğlum, ne oldu, bir şey mi oldu? Oğlum. Kurban oldum, ne oldu, iyi misin? Bir şeye mi kızdın? He? Oğlum. Oğlum korkutma beni. Heyecan yaptım ben. Midem falan bulandı, başım döndü. Vazoya çarptım. O da düştü, onun sesiydi galiba. İyisin yani, yok bir şey. Değil mi, eminsin? Ya, iyiyim. Nikah bünyede heyecan yaptı tabii, ondandır. Normaldir, normal. Ya, nikah memuru da gelecek birazdan zaten. Seyfo nerede? Seyfo! Anne. Gördün değil mi? Bak sen de gördün. O düğme yazın, ben hayal görmüyorum değil mi? Anneciğim, o yazın düğmesi. Bu telefonu da bana yaz gönderdi. Yaz benden hiçbir zaman vazgeçmemiş. Beni hiç unutmamış. Biliyorum ben. O benim hep yanımda olacak. Bilmiyorum anne. Melek'le niye evlenme noktasına geldi bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. O da yaz bana umut vermekten hiçbir zaman vazgeçmedi. O buradaydı anne. Bu telefondan da bugün bana bir şey gösterecek. Anneciğim, saatin 5 olmasına çok az kaldı. Orada ne olacak bilmiyorum ama ben çok güzel şeyler olacak gibi hissediyorum. Ben inanıyorum, ne olur sen de inan. Dua et bana, olur mu? Annem, ben de seni seviyorum. Çok seviyorum hem de. Dikkat et kendine. Hemşire odayı boşaltabilirsiniz dedi kızım. Her şeyi topladınız mı? Aldım anne. Çıkabiliriz. Deniz.
Yavrum ameliyat olacağım diye bir lokma koymadın ağzına. Biraz şunları da açtı. İstemiyorum. Hadi ama kuzum, bundan sonra bir şey yemeyecek misin? Yapma böyle. Deniz'im, evladım. Aç açın olmaz ki. Hadi benim hatırımcım, bir lokma. Hadi çıkalım. Yeme onu. Doktor bey. Serdar bey, buraya nasıl? Şimdi bunları konuşacak zaman değil. Hadi hazırlanın. Deniz birazdan ameliyata girecek. Ama... Yoksa sen mezuniyet balosuna dans etmek istemiyor musun? Ya andırıyor ama beni geçer içimdikler misin? Vallahi sen beni içimdikle Deniz. Bu olanlara ben de inanamıyorum. Hadi bakalım. Ameliyathanede görüşürüz. Sevdiğin müzik varsa söyle, seni öyle karşılayalım ha? 45'leri çok severim. Tamam, anlaştık. Ay Allah'ım şükürler olsun. Sonunda dualarım kabul oldu. Doktor bey çok teşekkür ederiz. Ya bu nasıl oldu, buraya nasıl geldiniz bilmiyorum ama çok sağ olun. Bu bizim için bir mucize olacak. Önemli olan Deniz'in iyileşmesi. Hadi toparlanalım. Allah'ım inanıyorum, gerçekten inanıyorum. Oluyor ablacığım, bugün ameliyat olacaksın. Ay, hadi çocuğum. Allah'ım. Yüce Rabbim, gördünüz mü? Duydu sesimizi. Hadi hadi giyin, hazırlan. Şöyle tertemiz ameliyata geçin, hadi. İnşallah Saadet teyzeciğim. Ya iyi ki varsınız. Bana güç verdiniz. Ya bu nasıl oldu? Ben odasına gittiğimde doktor bey havaalanına gitmişti. Nasıl geri geldi? Senin sayende ben de mucizelere inanır oldum. Hadi hazırlanalım. Hadi. Madem daha odadayız. Şu eşyaları yerleştirelim değil mi? Evet. Tüm dosyayı inceledim. Çok güzel. Özenle hazırlanmış. Sizin soracağınız ya da kafanıza takılan bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Beğendiğinize sevindim. Her şeyi birlikte gücümüze güç katmak için. Evet. Elinize sağlık. İyi hazırlanmışsınız. O zaman anlaşmayı imzalayabiliriz. Aslında Mirza Bey de burada olsa iyi olurdu ama... herhalde gecikti. Yetişemeyecek. Şey, evet yetişemedi. Ama biz her konuda anlaştıysak... Fırat Bey, Mirza Bey'i beklememiz gerekiyor. Biz imzaları atalım. Mirza Bey geldikten sonra gelik yerlerini imzalar. Fırat Bey, olmaz. Neden? Fırat Bey oğlum, istersen biz bir ara verelim. O arada Mirza Bey de gelir sanırım. Tamam, nasıl isterseniz. Ben bir arayayım. Hadi abi ya. Neredesin? Yine sorun mu çıkacak? Kusura bakmayın, geciktim biraz. Hayır hayır. Tam vaktinde geldin. Öyle mi? Biz de dosyaları yeni kapattık. Abi hoş geldin. Her şeyi hallettin mi? Hallettim, hallettim. Projeyi nasıl buldunuz? Kafanıza takılan bir soru işareti var mı? Çok beğendim. Her şey titizlikle düzenlenmiş. Her konuda mutabıkız. O halde? Hepimize hayırlı olsun demek düşer. O zaman imzaları atabiliriz. Hadi bakalım. Allah utandırmasın. İki taraf için de hayırlı uğurlu olur inşallah. Nasıl namussuzlar ya? İnsan değillermiş. Ama sen merak etme. Eylül yengenin yaptıklarının hesabını soracağız. Bunlar insan falan değiller. Böyle bir adilik yapacaklarını tahmin etmedim. Eylül'e yaptıklarını düşünce aklımı yitirecek gibi oluyorum. Ya ağam,
Abi kurban olayım beni bir sal ya. Kurban olayım beni bir sal. Ya gideyim burunlarından bir fitil fitil getireyim. Eylül yengeme yaptıkları hesabını bir sorayım. Olmaz. Olmaz. Önce o sahbetin altından almasını bekleyeceğiz. Tamam aldı. Sonra ne yapacağız? Sonra ikisini de polise teslim edeceğim. Bak zaten kendimi zor tutuyorum o adamın ağzını yüzünü dağıtmamak için. Meleği kapı dışarı etmemek için kendimi zor tutuyorum. Ama sabredeceğiz. Plan kusursuz bir şekilde işleyecek. Tamam ağam. Sen bana yapmam gerekeni söyle, gerisini bana bırak. Onları takip etmeye devam et. Gözlerini bir an bile üstlerinden ayırmayacaksın. Bu iş nikah başlamadan bitecek. Sen merak etme ağam. Onları biz mahvedeceğiz. Ama Allah çok büyük. İnşallah Eylül yengemle de kavuşacaksınız. İnşallah. Geldiler, geldiler. Kız bacım. Kız gel, gel. Oy, 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 oy. Oy bacım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, hoş buyurun. Hoş bulduk enişte, hoş bulduk. Yağız'ı da evlendiriyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ay sorma bacım, çok şükür. Çok şükür. Mirza Yağız'dan da hızlı çıkmış. Evlendi diye duyduk. Ya sorma enişte sorma. Evlenmez olaydı. Ya Nermin bir şeyler anlattı. Bu fırsatçı para göz kızlardan kurtulmak kolay değildir. Çok iyi bilirim. Biz zor kurtulduk. Doğru diyorsun enişteciğim, doğru doğru. Vallahi ben de kurtulmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. İnşallah Firdevs, inşallah. Yeğenimin yanında ona layık bir eş görmek isteriz. İnşallah enişteciğim. İnşallah o günleri de göreceğiz. Aman ne oluyorsunuz? Bir durun. Bir içeri geçin. Haydi ayaküstü konulaşın. Hadi çok buyurun, buyurun. Şeyler, haydi. Ay bacım elbisen de güzelmiş ha. Ne oldu? Ne güzel mırıldanıyordun. Niye sustun? Ver, bittiyse yıkayayım. Bitmedi, görmüyor musun? Sen düğüne gitmedin mi? Şşş. Somurtma öyle. Somurtma. Millet düğün bayram etsin. Bizim karımız da bize trip atsın, öyle mi? Dur bak, dur. Sahneyi göstereceğim. Bak annemiz merak etmeyelim diye bir sürü fotoğraf yollamış. Herkes ne kadar mutlu görüyor musun? Meleğe bak meleğe. Çok güzel olmuş değil mi? Gelinlik de pek yakışmış ha. Ya Allah mesut etsin, ne diyelim. Bu iş bitti Eylül Hanım. Artık sonsuza kadar benimsin. Öyle ya da böyle beni sevmeyi öğreneceksin. Bu da tamam. Artık hazırız. Ve işte bugünün yıldızı sahnede. Alkışlıyoruz. Ablacığım, iyi ki varsın. Sen olmasan ben ne yapardım? Keşke ameliyat da yanımda olabilsen. Az kalsın unutuyordum. Bekle. Bu yanında kalsın. Ama bu... Evet ablacığım, yanında dursun. Mirza bunu bana yıllar önce acımı dindirsin diye vermişti. İşe yaradı. Şimdi de senin acılarını dindirsin. Çok sağ ol ablacığım. Evet, artık hazırsa hastamızı alalım. Allah yardımcın olsun yavrum. Ameliyatın su gibi akıp gitsin inşallah. Anneciğim, ağlama artık, her şey çok güzel olacak. Dualarınızı esirgemeyin. Sen merak etme ablacığım, dualarımız seninle. Annem biraz duygusallaştı, ondan böyle yapıyor. Hem biz eminiz, her şey çok iyi olacak. Oradan sapasağlam çıkacaksın. Allah yardımcın olsun. Sağlıkla git, sağlıkla gel. Çok sağ ol Saadet teyzeciğim. İyi ki varsınız. Bütün hayallerin gerçek oluyor Deniz. Seni çok seviyoruz. Burada bekliyoruz, merak etme, tamam mı?
Hayırlı olsun Mirza Bey. Hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlısı olacak inşallah. Umarım. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Hadi. Kalın sağlıcakla. Abi. Hı? Büyük geçmiş olsun. Sonunda bu işin altından da çıktık. Evet. Zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık Fırat. Sana teşekkür ederim. Elinden gelen her şeyi yaptın. Efendim Leyla. Aradım ama toplantını bölmedim değil mi? Özür dilerim. Hayır, toplantı bitti. Bir şey mi oldu? Bir mucize oldu Mirza. Serdar Bey geri geldi. Sevindim. Deniz ameliyata girdi mi? Evet. Sana haber vereyim dedim. Bir de merak ettim. Anlaşmayı imzaladınız mı? Evet, imzaladık. Bir sorun çıkmadı. Gerçekten mi? Çok sevindim. Konuşuruz sonra. Geçmiş olsun. Deniz ameliyata girmiş mi? Evet, girmiş. Abi sen az önce gülümsedin mi? Saçmalama oğlum, ne alakası var? Gel. Gel İdris Bey, gel. Efendim gülüm. Mirza Bey, bütün yetkinin size geçtiğini Fırat Bey bilmiyor mu? Bilmiyorum. Konusu hiç açılmadı. Hiç konuşmadık. Bugün sözleşme imzalamak istedi. Bence bilse iyi olur. Bizim aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Tamam, siz öyle diyorsunuz ama bence iyi olur. Kardeşim bana güvenir. Aldığım bütün kararlar şirket yararının olduğunu bilir. Sıkıntı etme. Peki. Siz öyle diyorsanız. İzninizle. Abi. Hı? Ben Yağız'ın düğününe gidiyorum. Sen geliyor musun? Hadi ya. O bugün müydü? Hmm, teyzeme de geleceğim demiştim. Benim işim gücüm var. Sen git. Benim yerime de bir takı takarsın. Tebriklerimi de iletirsin. Tamam abi. Akşama görüşürüz o zaman. Yağız'cığım, yakışıklı yeğenim benim. Hayırlı uğurlu olsun maşallah sana. Tebrik ederim. Sağ ol teyzem. Mirza yok mu? Ya Mirza'yı biliyorsun işte, işkoliktir. O gelemedi ama çok selamı var. Tebrik ediyor seni. Sağ olsun. E Fırat? Fırat geliyor, yolda şimdi. Saadet ablam niye gelmedi? Saadet Hanım malum, şimdi gelin hanımla birlikte. Leyla'nın kardeşi bugün ameliyat oluyor ya, onun yanında. Ama size çok çok selamı var. Hediyesini de yolladı. Sağ olsun, sağ olsun. Oy oy oy, gelin hanım da geldi. Maşallah sana. Gel kızım gel. Firdevs teyze. Maşallah sana, maşallah. Firdevs teyzeciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Melek. Bu da gelinimiz Gülsüm. Memnun oldum canım. Bana Gül diyebilirsin. Çok memnun oldum Gül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederiz. Dur şöyle bir bakayım senin gelinliğine. Gide. Kız Nermin, bu kız sana hiç benzemiyor. Enişteme de benzemiyor. Ya biri duyacak. Bir sus bacım ya. Ya ne diyeceğim Nermin'cim? Hadi şöyle bir fotoğrafınızı alayım ben sizin damat. Hadi. Adnan Bey. Gelin hadi bir fotoğrafınızı alayım. Yaklaşın Firdevs'cim. Ay çok güzel, harika. Ay bir de hadi selfie yapayım ben de geleyim şöyle. Biraz. Yağız ağam yüz görümlüğünü istedi de. İyiymiş.
Bakıyorum hala korkuyorsun benden. Odamdayım ben. Dur bir dakika. Bak. Annem fotoğraf yollamış yine. Herkes ne kadar mutlu. Herkes yoluna bakıyor. Ah bir de sen bana gülümsesen ne olur ha. Gülersen belki her şey bambaşka olur. Hem bu evde hapiste kalmazsın. İyi bir karı koca oluruz seninle. Ne dersin? İstemiyorum Eylül. Hemen evlenelim. Yaz ama... Evlen benimle Eylül. Ben bir anım bile sensiz geçirmek istemiyorum. Bak sana söz veriyorum. Her şeyi halledeceğim ben. Kimse girmesin aramıza. Evet Eylül. Deniz'in ameliyatı nasıl geçiyor acaba? İyi düşünelim, iyi olsun. Lütfen olumsuz şeyler düşünme. Hem doktor Serdar Bey alanında uzman. Ameliyatı en iyi şekilde yapacak. Doğru söylüyor evladım. Dön rahat ol azıcık. Ha, iyi düşün, iyi olsun. Babaanne siz de yoruldunuz. Yanımızda olduğunuz için sağ olun ama isterseniz beklemeyin artık. Olur mu öyle şey? Deniz senin kardeşin. Biz artık bir aileyiz. Birbirimize destek olacağız. Hadi Allah bismillah. Babaanne nereye? Ben gideyim aşağıya bir ineyim. Çay poğaça bir şey alayım. Biraz ferahlayalım, su alayım. Ya olur mu? Ben alır gelirim. Siz oturun lütfen. Yok evladım ben ineyim. Ay olur mu öyle şey Saadet Hanım? Ben zaten bunu aldım biraz. Biraz da kafam dağılmış olur. Ben giderim. Siz anne kız oturun muhabbet edin ben alayım. Anne sen otur ben alır gelirim hemen. Ay Leyla yeter canım. Ay bunu aldım diyorum. Aa, siz oturun Saadet Hanım'la. Tamam evladım hadi çık sen. Tamam. Leyla, o kolyeyi Mirza'ya ben vermiştim. Biliyorum. Kolum kırıldığında acımı dindirsin diye Mirza vermişti bana. Oo, ta o zamandan beri ha? Evet, ta o zamanlar Mirza gönlüme düştü. Sen merak etme. Bir gün sen de onun gönlüne düşeceksin. Böyle bir şey olmayacak babaanne. Boş yere ümitlenmek istemiyorum artık. Boş yere değil. Sen kendi değerinin farkında değilsin. Sen bir mucizesin evladım. Sizin için öyleyim ama Mirza için başının belasıyım. Hayır canım. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Doktor bey ne oldu? Deniz nasıl? Gözünüz aydın. Ameliyat çok başarılı geçti. Çok şükür. Deniz şimdi ayılana kadar onu yoğun bakımda tutuyoruz. Merak etmeyin her şey yolunda. Oh, Allah'ım sana çok şükür. Çok teşekkürler. Hadi bakalım geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz doktor bey evladım. Buyurun. Hoş geldiniz. Birazdan başlarız. Şöyle geç. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyiyim kuzen. Ben sormuyorum. Gördüğüm kadarıyla iyisin. Hayırlı olsun. Eyvallah. Ankara'ya geldiğinizden beri hiç uğrayamadım. Kusura bakma. Malum. Telaş içindeyiz. Biliyorum oğlum telaşım var. Ama bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Sen keyfine bak. Ben de şu nikah memuruna bakayım. Çok güzel olmuşsun. Kız nerede? Nikah memuru geldi de davetler falan yok. Nerede bu millet ha? Önce bir nikah kıyalım bir çıksın aradan da. Ondan sonra Abant'ta ailemize layık şaşalı bir düğün yaparız dedi annem. Bir nikah çıkaralım arada. İyi iyi kurtları dökeriz iyi olur. Ben de bir nikah memuruna bakayım.
Nihayet gelebildim. Abin nerede? Anneciğim, oğlunu bilmiyor musun? Hala gelecek diye umudun mu var? Aman ne bileyim, belki gelir diye düşündüm işte. Bitse de gelmez. Abim düğünden de nikahtan da hoşlanmaz. Bilmiyor musun? O da doğru ya. Anne. Ne oldu Gül? Bu nasıl gelin böyle ya? Şunun gözlerine bir baksana. Perpecir okuyor resmen. Şeytan gibi bakıyor. Nermin'cim gel gel, birlikte de böyle bir selfie yapalım. Gülsüm, sen de kimseyi beğenmiyorsun ha. Oğlum, kız haklı. Kızda bir tuhaflık var. Baksana bakışlara, tavırlara, edalara bak. Aslında haklısınız. Benim de gözüm pek tutmadı. Ay, kurban oldum. Canım annem. Ama teyzem gelinini seviyor. Nasıl sevmesiniz? Sevmesin kendi öz kızı. Anlamadım. Şey, gelini oldu ya. Tabii öz kızı gibi sever artık bundan sonra. Ay anneciğim. Ben çok heyecanlıyım. Sakin ol yavrum. Çok güzel oldun maşallah. Her şey de çok güzel olacak. Hele şu nikah bir kıyalım çıksın aradan da. Ay hadi inşallah. Ben nikahtan önce bir gideyim de saçıma başıma bakayım, bir dağılmış mı? Yaz, hazır mısın oğlum? Birazdan hazır olacağım baba. Birkaç gün daha burada kalırsınız. Sonra hastamızı eve göndeririz. Bol bol egzersiz yapması gerekecek. Fizik tedavi de başlaması lazım. Tamam, ne gerekiyorsa yaparız. Geldiğiniz için ne kadar minnettarım bilemezsiniz. Çok teşekkür ederim. Bana değil, eşiniz Mirza Bey'e teşekkür edin. Mirza'ya mı? Evet. Beni o sempozuma gitmekten Mirza Bey vazgeçirdi. Gerçekten mi? Nasıl? Uçağa binmek üzereydim. Eşiniz Mirza Bey havaalanına kadar gelmiş. Beni bu sempozuma gitmekten o vazgeçirdi. Aynı sempozyumun Tokyo'da olduğunu da öğrenmiş. Tüm masrafları karşılayıp beni oraya gönderecekmiş. Sağ olsun. Anlaşılan eşiniz sizin üzülmenize dayanamıyor. Tekrar geçmiş olsun. Duydun mu küçük hanım? Duydum. Mirza benim için havaalanına gitmiş. Demek ki sen Mirza için baş belası değilmişsin tatlı. Ay babaanne, bunlar hayal mi? Gerçek yavrum, gerçek. Sen bana güven. Ben sana demedim mi? Bir gün senin içindeki sevgiyi Mirza görecek diye. Bak görürsün. Sevgi de karşılıksız kalmayacak. Bir kıyamam, ne tatlı biliyorsun sen. Anlaşma belli. Ben senin pisliklerini saklayacağım. Altınlar da benim olacak. Şifreyi öğrendim. Bu engameli altınlar aldığımı kimse anlamaz. Onların aklı ancak yarın başlarına gelir. O zamana kadar çoktan tüyerim. Bana bak. Önce CD'yi ver. Sen uyanık seni. Al. Sözüm söz. Hayatım boyunca bu kadar kolay hırsızlık yapmamıştım. Altınlar aklı. Ne oldu? Ağam. Her şey planladığımız gibi oldu. Yemi yuttular. Şimdi elime düşünüz işte. Mahvedeceğim lan sizi. Mahvedeceğim.
Umarım onundur. Umarım bana bu umudu Yaz vermiştir. Ay Allah'ıma bin şükür. Çocuğum iyileşecek. Anneciğim, ne olur ağlama artık. Bak Deniz kötü oluyor, ağlıyorsun. İyileşiyor, yine ağlıyorsun. Şimdi gülme zamanı. Doktorun söylediklerini anlattım sana. Bundan sonraki süreç çok önemliymiş. Fizik tedaviye başlayacak. Dikkat etmemiz lazım. Ederiz tabii kızım. Tabii ki ederiz. Çok şükür yavrum iyileşecek. Bugünleri de atlattık ya. Atlattı ama bizim, özellikle de senin yapmamız gereken çok şey var. Tamam tamam. Ne gerekiyorsa yaparız. Yalnız bu doktor nasıl oldu da geldi? Benim hala aklım almıyor. Anne, hani Kezban bir ara ortadan kaybolmuştu ya. O ara Mirza'nın yanına gitmiş. Bu işi çözse çözse ancak Mirza çözer diye düşünmüş. Doktorun ameliyat ertelediğini anlatmış. Damadın mı? Evet. Mirza Serdar Bey'i ikna edebilmek için havaalanına gitmiş. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. İşte benim damadım. İşte benim damadımın elinden böyle hiçbir şey kurtulamaz. Hastamız kendine gelmek üzere. İçeri geçebilirsiniz. Ablacığım. Yavrum. Abla. Bacaklarımı hissetmiyorum. Yerinde duruyorlar değil mi? Duruyorlar tabii. Her şey yolunda. Çok iyisin. Ameliyatın harika geçmiş. Mezuniyet balosunda dans edebileceğim. Evet, edeceksin tabii. Hadi biraz dinlen sen. Dinlen yavrum, dinlen bir tanem benim. Sonra seninle iyileşince böyle karşılıklı göbek atacağız ha. Artık başlayalım. Tabii tabii. Tabii. Çocuklar da geliyor. Maşallah kurban oldum. Gelsenize siz de başlıyoruz hadi. Tabii tabii hemen geliyorum. Saffet Bey, nereye böyle? Nikaha kalmıyor musunuz? Bir işim vardı da. İşinizi sonra halledersiniz. Nikah başlıyor. Yeğeninizin bu mutlu gününde yanında olmak istersiniz herhalde. Ya. Tabii, isterim. Değil mi? Buyurun o zaman. Şu nikah kıyasa da bir gitsin. Yarasın. Afiyet olsun kuzuma. Mirza'yla konuştun mu? Yok. Açmıyor. Allah Allah. Toplantısı da bitti aslında ama anlaşmayı imzalamışlar. Sessizde kalmıştır o telefon. Ben onun nerede olduğunu biliyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet, sanırım biliyorum. Benim hemen gitmem lazım.
Nereye gidiyorsun evladım? Mirza'ya teşekkür etmeye. Saadet babaanne, annemle kardeşim size emanet. Ben hemen geleceğim. Ablacığım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Bir işim var. Tamam ablacığım. Neydi kız? Aa, nereye gidiyor böyle heyecanla? İnsan heyecanla nereye gider evladım? Seyitlerin yanına. Mirza'ya gidiyor. Allah'ım benim karşımda Mirza abi gibi birini çıkar. Amin, amin. İnşallah yavrum, inşallah. İnşallah melek kuşum. Biliyorum Yaz, sendin. Ben bu dört duvar arasında acı çekerken sen beni hiç yalnız bırakmadın. Acımı dindirmek istedin. Biliyorum sevgilim, beni asla bırakmadın. Efendim, buyurun. Buyurun. Telefonu kontrol ettin değil mi? Eylül her şeyi izleyecek. O işte babam. Başlayalım. Beyefendinin de işi gücü varmış. Başlayalım. Şahitler yerine geçsin. Tamam. Razi'ye geç haydi. Anlaşma yaptım baba. Senin kaleminle. Sen her zaman yanımdasın. Sen merak etme. Emanetine iyi bakıyorum. Leyla. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gelin hanım, damat bey. Bir dakika. Öncelikle sizlere bir şeyler izletmek istiyorum. Ay,
mutlu fotoğraflarınızdan oluşan CD'yi mi hazırlattın Yağız? Ne romantik. Biz de yapmıştık değil mi Fırat? Hı hı. Aynen. Şimdi ne kadar mutlu olduğumuzu hep beraber görelim. Canım sevgilim, çok iyi düşünmüşsün. Doktor geldi, senin sayende. Leyla dur. Ay, çok affedersiniz Devran baba. Ben kendimi tutamadım bir an, çok özür dilerim. Ama bugün yaptığın şey benim için çok değerliydi. Çok teşekkürler. Önemli değil. Deniz iyi olsun da. İyi, çok iyi. Sevindim. Senin sayende. Sen benim burada olduğumu nereden öğrendin? Bugün babanın doğum günü. Her zaman bir umut vardır. Umudunu yitirme Eylül. Her şey çok güzel olacak. Buyurun, buyurun. Lütfen. İşte karşımıza mutlu görüntülerimiz. Ben de o zamana kadar çoktan tüymüş olurum. Bana bak, öncesiydi. Hayatımda hiç bu kadar kolay hırsızlık yapmamıştım.
Leyla, sen bunları nereden biliyorsun? Çekmeceleri düzeltirken babanın saatini görmüştüm. Siz almışsınız herhalde. Üzerinde tarih vardı. Sen de bu tarihi aklına tuttun öyle mi? Evet. Sen bana bazen kızıyorsun ama... İnsan birine gerçekten değer verdiği zaman onunla ilgili her şeyi bilir, öğrenir. Onunla ilgili hiçbir şeyi unutmaz. Hay Allah, yaban otlar bitmiş. Devran Baba, siz beni hatırlamazsınız ama ben sizi çok iyi hatırlıyorum. Babam sizin çiftlikte çalışırdı. O çiftlikte büyüdüm ben. Sizin çok güzel çizmeleriniz vardı. Ben onları boyardım. Siz de bana harçlık verirdiniz. Hatta bir keresinde beni kucağınıza alıp atla dolaştırmıştınız. Çok güzel anılarım oldu o çiftlikte. Şimdi gelininiz oldum. Siz beni tanımıyorsunuz ama ben size layık bir gelin olabilmek için çok çabalayacağım.